Herkese selam dostlar. Korul İstant'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, en son burada bırakmıştık hatırlarsanız. Bir sonraki güne geçiyoruz. Yeni bir gün diyelim. Tohumlarımızı ekmeye devam edeceğiz. İki gün boyunca belki sürebilir bu tohum ekme olayı. Ee, <laughs> yani siz de görün. Ne, yani ben işlence çekiyorsam şey siz de aynı şekilde izleyin. bunu deneyimlersiniz az çok. Bu her zamanki görev. Altıda benimle buluş deyip duruyor. Gidiyorum ama orada kimse yok. Şu an büyüme sürecindeler mi? Evet büyüme sürecindeler. 9 gün sonra 3 gün sonra bunlar büyüyecekmiş. Güzel bir şey. Şimdi sırayla gitmeye devam edelim. Ee, bu arada hayvanları unutmadım. Aklımdalar. Ee, sabahları yapıyorum normal şartlar altında ama. Günün bir arasını sıkıştıracağım onlara. İlk önceliğim şunları ekmek. Gerekirse hayvancılığı bugünlük pas geçebilirim. Çünkü gerçekten bunları ne kadar erken ekersem o kadar iyi benim için. Bunların belirli günleri oluyor. Yani 10 gün, 5 gün, işte 7 gün falan diye. Ve ben bu mevsimi bitirmeden bunları ekip sonuç almak istiyorum. Buraları böyle ektim ama rastgele. Yapacak bir şey yok. Baş şöyle bir gitsem. Aynen böyle. Böyle git, böyle git, böyle git, böyle git. Tamam. Farklı bir şey yaptım burada. Çalışma yaptım ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi rastgele yapıyorum birazcık. Hani sıraya gidiyor mu? Gidiyor ama hani tartışılır. Mesela burayı kapattığımız için iki sıra alt altı üst üste olacak. Fasulyeydi galiba bunlar. Tamam. Bunlara bir şöyle Böyle dörtlü bir şekilde hızlı 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 yapalım. o Gübre bitti. 200 gübremiz vardı galiba. Geçen bölüm yapmıştık. 200 gübreyi yok ettik. Şöyle bir hızlı hızlı yaptıralım. Sapımız kalmadı bu arada. Yani kompostu... Kompost kalmamış pardon. Kompostu bu arada kış ayı boyunca full e, yapmaya çalıştım. Oh, yetmeyecek. Ne gübre yetecek ne şey yetecek. Benim ee, gübre gübrede yapmam gerekiyor. Anlaşıldı. Bu bu bölüm bayağı çiftlikte uğraşacağız yani boğuşacağız. Karakterimiz çok yorulacak. Yani yetişebildiği kadar yetişir ama bilmiyorum. Hatta şimdiden başlat ki onun gübrelenmesi etmesi bayağı uzun sürüyor. İşte, aa dur dur. Bunlar elimizde olması güzel. Ekle ekle ekle. Bekle, Çok güzel. Orada pillerimiz de oluyor. Orada arka planda bol bol pil üretiyoruz. Piller ne kadara gidiyor onu da merak ediyorum. da bir tanesini satacağım onun. onun bir tanesini satacağım. Bir göreceğim. Şuradan bir makas alalım. Ha şey saman almadık. Hemen bir saman da alalım. Gene 7 tane alıyorum. Her zamanki gibi. Şansımı deneyerek. Normalde 8 tane almam gerekiyor ee, hayvanlarda çünkü 4-4-8 diye paylaşılıyor ama o burada yokmuş. Şu yumurtaları bir al. Bakalım eksik mi aldık. Ve ee, bakalım bunu da sev. Bunu da sev. Bunu da sev. Hatta bunları biz dışarıda çıkartalım. Hadi bakalım. özgürlüğünüze kavuşun birazcık. Temiz hava alın. Kış ayı boyunca maalesef ki sadece iki kere falan çıkabildiler. Fazla çıkartamadım. Çünkü e, bak yine aynı şekilde tam oturtturabildim. Güzel. E, kış ayında fazla çıkartamadım. Çünkü kışta çıkardığınız zaman hayvanlar hasta olabiliyor ki oldular. iki kere çıkardım. Bakın düşün yani koca bir 30 gün içerisinde. Ama hasta oldu bir tavuk. Ondan dolayı çıkarmamıştım. İneği de, tavuğu da çıkarmamıştım, keçiyi de aynı şekilde. Şimdi hiç olmazsa doya doya kavuşsunlar. Hani e, doğaya karışsınlar, Temize hava Oksijen oksijen Bu Orada bunlar da olmuş, güzel. Şunlardan da toplayalım. Burada değil mi bunlar? Burada mı? Ha, tamam. Bu arada orada da bir kompost vardı, gübre vardı galiba. Bir bakayım onlara da. Sizleri buraya teslim edelim. Ee, şuradan ne alayım? Bunlardan alayım. Yok bundan alayım. 6 tane bundan al. Şu mayonezleri al. Tamam. Üstümde ne var başka? Her yer tohum ya. Her yerim tohum. Dur şunu niye buraya almamışız? Hah. Tamam. E, ee, mayonez, peynir falan satacağız. Bunu bir satalım. Sandık var elimde. O sandığı da şuraya koyayım. Aynen. Başka 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 çöp var. Çöpler bir dursun şimdilik. Ha kompo şeylere gübreleri almayı unuttum. O gübreleri de alayım aklımdayken. Çünkü bana lazım. Maalesef. Çiçek var. Çiçekleri mi ekeyim? Çiçekleri ekeyim hadi. Bunda da. Burayı da böyle çiçekle dolduralım. Of. Vallahi tarla yani bayağı büyük bir yatırım oldu. Bakalım geri dönüşü nasıl olacak. Tam oldu buraya da. Güzel oldu ama. Burayı iyi oturtturdum. böyle koşa koşa arkanına gübre ata ata gidersin. Sanırım bunlar turp. Evet. Böyle şu alana yetecek misin acaba? Şöyle bir aya alan versem sana. Sanmıyorum ama bir deneyelim bakalım. Aynen yetmedi. Dört tane daha yer kaldı diyorsun. Ee, o zaman şuraya şöyle bir minik bir köşeye yerleş. Ee, senden fazla fazla var. Şöyle. Aynen. Hmm. Tamam. Sen bu arada nasıl bir yerde yetişiyorsun bilmiyorum ama bu arada kamışlar bunlar da. Bunları ekememiştik biz zamanında. Demek ki e, ekemediğimiz zaman yazayı falan dedik ki bunlar şimdi ekilebiliyor. Bu arada bu devam ediyor. Neredeydi onu? Yukarıda mıydı? Yere, şeyine bir yere koydum. 8 tane daha vardı. Net hatırlıyorum. Yabani tohumlar da var bu arada. Onları da ekeceğiz. Her şeyi ekeceğim. Elimde ne var ne yok. Her şeyi ekeceğim ki. Hah burada. Çok güzel. Ne var ne yok her şeyi ekeceğim ki çok güzel bir verim alayım. Aslında yabancı tohumlarda şöyle bir güzellik oluyor. Aa bu kötü oldu. Şunları yerine şuraya koysaymışım daha iyi olurmuş. Neyse. Ee, patates koyalım ya. Patates koyalım. Orada buraya da Ali Divane. Gübre gidecek. Umarım yeter gübremiz. Bir tane mi kaldı patates? Neyse elimizde kalsın artık yapacak bir şey yok. Alan yetmedi. Ee, gübremiz nerede? Burada. Sen daha gübre yapabiliyor musun ya? Yapamazsın ki. Nasıl yapacaksın? Sapın yok. Tamam. Neredesin gübre? Heh, burada. 36 tane daha yaparsın yani en fazla. Yapabileceğin o. Evet Sapımız kalmadı. 70 tane gübremiz var elimizde. Ee, ağaç kesmemiz lazım. <laughs> ağaç keseceğiz. Bol bol ağaç. Dışarı çıkacağız. Ağaç keseceğiz. Gübre için. Ve bugün halletmem lazım onu. Gübre yarın. Çünkü ekmeğe kalktığım zaman gübre olmuyor. Başlangıçta e, kabul ediyor. Sonrasında kabul etmiyor. Öyle bir kötü yanı var. Burada da biter. Aynen. Hemen gidelim. Ağaç keselim. Bunlar oluyor bu arada değil mi? Oluyor. Ee, şunu al şöyle. Sen biraz daha üret. Sen Bu ne oluyor? Heh, doldun mu? çöp gerekliymiş. O çöpler de bitti. 50 tane çöp var elimizde. Hemen şuradan bir ağaç keselim ya. Ee, kesebiliyorsak hızlı hızlı. Yok dur. Bu. ha? Kes 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 kes. Aynen. Bol bol sap çıkarmamız gerekiyor. Aslında dinamitle falan gidip dinamitten de şey mi yapsak? Şunu kesemiyoruz değil mi? Kesemiyoruz. Bir böceği merak ettim. Düşündüğüm böcekse gerçekten kurtarır beni. Ee, Harapus böceği. Neyse bunu bir araştırıp olmadı. Götürürüm şeye. Orada ilk bar geldiği için böcekler, balıklar falan her şey yenilendi. Onları hızlı bir şekilde e, temin etmem lazım. Müzeye. Şey müzeye demişim. Şeye. Doğa müzesi daha doğrusu. Doğa müzesi diye isim koydum ben ama aslında ismi çok farklı da ağızları diyordur Ne saçmalıyorsun sen diye. Doğa, müz Doğa Müzesi dediğim yer burası. Şu gölün oldukki istediği materyal istediği şeyler. Doğa Müzesi dememin sebeplerinden bir tanesi ise ağaçların etrafında mesela bu burada yakında bir ağaç vardı. Evet. Bu ağacın kirliliği. Bunu yavaş yavaş Doğa Müzesine bağışladığımız materyallerle iyileştireceğimizi hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Orada kaç sap yaptık ya. Bunları iyileştirdiğimiz için e, ondan dolayı Doğa Müzesi diye at, isim koydum. Tamamen benim uydurma. Dipnot olarak ekleyeyim onu da. Ağaç maç bırakıyorum. bildiğim kadar kesiyorum ki. O orada bir şey var. Ha, Ceviz boynuzu kurdu. Tamam. Seni de aldık. Kelebek. Olur. Seni, e, sen hızlı bir şekilde eve dönüyorsun. Çok çok hızlı. Çok çok hızlı. Seni de aldık. Hepsini de aldık. Orada üstüm yıldı, yıldı. Eminim bundan yani. Ne olur fazla fazla yaptığımı söyle bana. Ne diyordum ki gelişmiş gübre kullanırız. Nereye kullanıyoruz? Kullandırırlar mı bize? Evet. Bu kadar yapabildik. Gübre için bu arada çöp biriktirmem gerekecek. Yine dalış yapıp oradaki çöp farmını yapmam gerekiyor. Hem denizi temizlemiş olacağız hem de bize lazım olan materyalleri değerlendirebileceğiz. Bu arada bu kadar. Bakalım daha olmuş mu? Olmuş bir şeyler var. Şuradan şunları alalım. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Ya en azından şuraya şu tarlaya yetseydik çok güzel olacaktı ya. ya. Diğerlerini eksen mi diye tereddütte kaldım ama ekeceğim. Yapacak bir şey yok. Yani belki daha kaliteli vermeyebilir ama en azından oradan bizim tohumlarımız zaten şu anda gelişmiş tohum olduğu için buraları ekemiyorum dediğim gibi. Buralardan devam edeceğiz. Ee, of Bugün de buraya kadar yapabildik. Yarın da diğer tarafı alan tohumları ekeceğiz. Bu sefer gübresiz ekeceğiz. Mecbur. Bugün ben tavuklara baktım herhalde değil mi? Baktım evet. Çabuk unutuyorum. Çok çabuk unutuyorum. Zaten bittiği zaman e, genel bir kuş bakışı bir görüntüyle bakalım. Nasıl bir görüntüsü var bilmiyorum. Merak da ediyorum. Şu an şuradan bakınca bile ne çok tuhaf bir görüntü var. hani iyimser olarak düşünüyorum da. Yorgunluktan ölüyoruz. Evet. Saat daha 21.40. Biraz daha vaktimiz var. Bu az vakitte de değerlendirmek istiyorum. O yüzden durmak yok yola devam. Bol bol hazine çıktı. Artık bir şeyler ekelim. Tamam. Ekeceğimiz şeyler artık gübre ee, olma Aa bu. Bu ne? Bu. Bu arada biz bunu görmeyeceğiz. Şu şu tarafı göremeyebiliriz. Ana. Bunlar böyle miydi ya? Neyse. Yapacak bir şey yok. Görebildiğimiz kadar e, toplayıp farmlamaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Havuçları e, eksik mi? Bilemedim. Şunu ekelim ya. Bunlar biraz daha şey e, geniş yayvan bir çiçek türü olduğu için görebiliriz, rahatlıkla toplayabiliriz. Ama yukarıdakilerden emin değilim. Toplama kısmına gelince çünkü orada bitkiler olduğundan dolayı büyük problem yaşayacağız. O oh, patates. Şu patatesleri de şu köşeye ekiyim. Sulama yerine gelelim. şunları bir sulayalım. Evet geç oldu, farkındayım ama bunları sulamadan geçmeyeceğim. Anye. bundan bir tur daha ye. Geç vakit yatacağız yapacak bir şey yok, enerjimiz düşecek. Ama verimli bir çalışma yapmaya çalışıyorum. İlk güne göre ikinci gün daha verimli geçti bence. O geçmemiş de olabilir. Hemen hızlı 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 hızlı. Orada Bu ben buraya Aha, ayva yedik. Ha, buradan yan tarafa aktaracağım ama üçüncü sıradaki ne olacak? Verebileceğim mi? Kötüymüş. Alttan sulama sistemleri var da. Arızalanma falan durumu oluyor mu acaba bu sulama sistemlerinin? Oluyorsa ulaşamam ben buraya. <laughs> bu bitkiler çürür gider. Her gün burayı sulamak tam bir ölüm olur ya. Allah'tan iki sıra iki sıra bırakmışım. 5-6 sıra yapsaymışım herhalde e, ortadakiler bir gün geç oluşurdu diye düşünüyorum. Çünkü sulamadığınız zaman erteliyor kendine diye yorumladım. Tam emin değilim tabii ki. Oh bayıldık. Yani adam hala da ölecek o derece. Çiftçilikten 1380 aldık. Bu da sadece peynir ve mayonezden şu anlık bu kadar. 10.292 paramız var. İnanın arttıracağız. Gerçekten arttıracağız. Çok verimli ilerliyoruz. İçimden bir ses yani ee, bu yatırdığımız 40.000'in 40 2-3 katını alabileceğimizi söylüyor ama bakalım 3. güne geldik. Daha hala tohumları ekemedik. Ekeceğimiz tohumlar var. O tohumları da ekmemiz lazım. Hızlıdan başlayalım enerjimiz yarım şimdi zaten bir mektup gelmiştir kesin o da endişelendik senin için falan işte yol yolda buldum seni evet hastaneye falan kaldırdık işte hastane faturan çıktı kimse demiyor ki hani senin yerine ben ödedim hani çok çalışıyorsun dinlen kardeşim belli ki ee, ihtiyacın var cebinden masraf çıkmasın yok diyen yok kimse değil Şunu e, havucu şu üst tarafa alsak, onun yerine nereye koyalım? Buraya koyalım. Aynen. Şunu şöyle yapalım, şunu şöyle yapalım. Çok iyi. A, nasıl? Karga? Deme, deme. Sakın onu deme. Yapma. Gerçekten mi? Bu 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 pisliği yapacak mısın bana oyun? Çöp mü yok? Ah, çöp yok diyor bana. Dur, aşağı ineceğim. Aşağıda vardı, aşağıda vardı. Bu değil, bu değil, bu altta. Şunu bir al. Şunu ben bir görmek istiyorum. Evet, çok güzel. Patladık. Bunu böyle yaparsak olmaz. Böyle yaparsak yukarıdaki yalan olur. O zaman böyle, böyle de yapamayız. Bu niye böyle oldu peki? Ben burayı düzenledim o kadar ve ortada da yok. Ağlamak üzereyim. Bir yana kaydırsaydım ya, o zaman şu an yıkılmış durumda. Şurası komple yalan oldu aptallığım yüzünden orasını kaydırmamışım. Hadi burası tamam okey böyle bir şekilde ilerlemek için yaptım burayı. Burası ne ara kaydı onu da bilmiyorum. Yani şöyle bir şey var. Aşağıya kadar böyle çekmişken burayı da böyle bunu böyle yapmıştım buraya koymuştum. Böyle bir düzen varken nasıl orası kaydı bilmiyorum anlamadım yani. Bak buralar çok düzenli. Bir tek bu. Kaymış. Ben bunu buraya almıştım. Bak burada değil buraya almıştım. Ve şimdi buradaki komple mahsul yalan olacak. Hadi buradakini kurtarırız. Buradakini böyle kurtaracağız artık. Yapacak bir şey yok. Aynen. Böyle yapacağız. Ama bunun altındaki, köşedeki e, mahsulü de kurtaramayacağız. Şöyle bir şey yapayım. Belki ee... hatırlarda da uygulamam. Umarım. Ah. Aklım çıktı. Aha dedim bir tane mahsul daha kendi kafama sıkarak. Ben çok bonkörüm biliyor musunuz? Hani böyle ee, çok fazla tohum olunca. Obaktan... Egom tavan yaptı. Ondan dolayı böyle ee, tohumlarımı harcıyorum. Böyle kargalar falan yesin diyorum. Korkuluklar gerçekten. ah bir de onlar yani birkaç gün öyle kalacak ve ben hatayla oraya aa buradakiler bitmiş ben buradakilere ekeyim gibi bir enayilik yapmam umarım. Bakalım. Kısmet. Artık. Yok 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 burası yok burası yok burası yok. Orayı ne yapabiliriz ya bir şey ben bir çitmit bir şey mi koysam oraya? Aynen. Çit falan koyayım ben oraya. Neyden çit koyayım? Tahtadan çit koyayım oraya. Şöyle böyle bir matta ki anlaşılır olsun. Şu. Şakasın sen değil mi? Yapacak bir şey yok. Bir tane daha yapabiliyorum en azından. Aa yapamıyorum. Aa, 15 istiyormuş. Anladım. Şu havuçları koyalım. Valla ben kanser olacağım. Yani. E, inirlenmemin sebebi. E, oyun hatası falan değil. Kendi hatam bu arada. Onu söyleyeyim. Oyunda şu anlık bir. E, şey yok. Problem yok. Hata. Benim hatam. Göz göre göre. Ee, numaralandırmalara bakmayarak heyecandan teker teker işaretliyorum böyle rastgele zaten kurulmamdan belli olacak ama hani bu kadar hızlı hareket etmeye çalışmama rağmen siz görüyorsunuz ki kaç gün sürdü bu şey ee, tarla olayı ve hala da var mı diye bakıyorum yok güzel en azından bunlar yok şunları bir kontrol edeceğim Harpus böceğini ben vermemişim şeye Tamam onu veririz. Çiftçiliğimiz artmış. %10 en iyi kalite elde etme şansı hayvansal ürün elde etme şansını arttırıyormuş. Ee, hayvansal ecilleştirmek için gereken suyu azaltır. Hayvansal ürünlerin satış fiyatını arttırır. daha büyük olma olasılığı daha yüksektir. Hmm. Şunu arttıracağım. Fiyat artışını arttıracağım. Ee, peynirimiz, mayonezimiz fazla fazla Olsun bunu yapmıyorum bilerek çünkü bana küçükler de lazım onları da müzeye bağışlayacağız daha ördek yumurtası falan yani ördek yumurtası gerekiyor doğa müzesine daha ördek alamadım alma fırsatım olmadı olmadığı için de bilerek gidip de şey yapmıyorum hani büyütmeye gitmiyorum. Orada burada hiçbir şey kalmamış. Çöpte kalmamış, şeyde kalmamış. Yani şuradaki materyallere bakarsanız. Ara bölümde ben bunları bir kasacağım. Yani e, ağaç, ağaç yapmaya çalışacağım. Bilmiyorum belki dinamit alıp dinamitle patlatırım etrafı. <laughs> Ekstradan parke market çıkabilir. O, o ormana girip de. E, onun dışında taş yaparız. Aynı şekilde dinamitle madene girer hallederim. Onda da problem olmaz. E, çöpleri de toplarım dalış yerinden. Başka vereceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Şuraya şunu vereyim. Ha, hazır elimizdeyken Dur. Aynen. Bu iki tane yer için şöyle. Bunlar zaten şu anda. Dur. Sen böyle gel. Heh. Şöyle bir sıralan. Alabildiğini al ya. Bunların hepsini zaten teslim ettik. İlk önce gideceğim. Şu değerli taşlarla baltamıza, kazmamıza, daha doğrusu e, neydi bu? çapamıza, ismini unuttum anlık. Çapamıza falan özellik ekleyelim. Şu buna ekleniyor mu bilmiyorum. Bunu da bir üst kademeye getirmem lazım sanırım. Lale bulduk. Hatta 12.40. İyi, güzel. Ha burada yapıyorduk değil mi? Pardon. Şimdi sana ekleyebiliyor muyuz? Ekleyebiliyoruz. Ha. Üçüncüyü ekleyemiyoruz sana ama. Neyse. Sana bir ekleme yapalım ya. Of. Ne diyorsun? 80. 100. Bayağı tam böyle oturtturuyorum. Güzel. Aleti büyüttüğüm ne geldi? Hızlı vuruş. %20 hızı kullanım hızını azaltır. Nasıl yani? Daha mı hızlı vuracağım? Tam emin olamadım. Ama bakacağım. Ee, altın baltayı alalım. Ek ganimet veriyordu. Onun dışında... Ee... Oo, oo. Yok. Sen bir gel. Aynen. Yüze yüz. Güzel. Şunu bir ekle bakayım. Güçlü darbe. Ne diyorsun? Enkazı bir atışta yok etme şansı yüzde beş. Wow. Bir devir işte bir vuruşta e, şey yapma şansı falan var mı acide birme şansım acaba? Onun dışında e, oramıza bakalım güçler ve 45 şansı daha fazla elde bir şahil etme şansı sana verebiliyormuşuz. Sana da verelim bir özellik belki faydası olur. 35 85 105 garip. Neyse olur. Ekleyelim buna da. Hepsini eklemiş olalım. Su tahliyesi yok mu? Nasıl yani? Suyun akıp gitmeme ihtimali. Tamam. Yani. Tamam. Ne diyeyim ki? Bunun dışında şu anda burada işimiz kalmadı. Bunları gidelim. Hemen e, evimize bırakalım tekrardan. Oradan hemen e, şeye dönelim. Doğa müzesine dönelim. Doğa müzesinden de eğer e, verilecek bir eşya yoksa onları e, şeye bırakırız. Öcek yapmaya falan bırakırız. Böyle kurtarırız. Bunları verdik. Bunlar burada dursun. Şunlar var. Burada mayonezler falan olmuş. Onları da alalım ya. Mayonezler. Ben bugün hayvancılığa baktım. Onu da hatırlamıyorum ya. Bir bakayım bir kümesle. Kümesten anlaşılır. Emin olamadım. Aa bakmamışım kümese. Tamam. İlgi alaka yok. Unutmuşuz. Günleri karıştırdım artık. Hangi gün neydi ne şey yaptı. Tarla gerçekten beni fazlasıyla yordu. Buradan 6 tane al. Ee, şunu al şunu al. Aynen. Buradan gir. Ver. böyle bir sev bunu da sev şunu da sev bunu da sev çok güzel şimdi şunu al al artık hepsi büyük çıkmaya başladı bu sıkıntı küçükleri satmayacağım büyükleri full ee, mayoneze çevirip satmaya çalışacağım küçükler çünkü bazen lazım oluyor görev falan istiyor adam şimdi yani yumurta ya da küçük yap diyemezsin ki o yüzden küçükler dursun şimdilik, büyükler zaten hazır geliyor. Baktık büyükler azaldı, küçükler devam ediyor. Küçüklere şey yaparız yönlendiririz, mayonez yapmaya. Ee... Sünnet mi diyeceğim makasla? İneğe şey makas şey yapıyorum, doğrultuyorum. Seni sevelim. Seni de sevelim. Sizleri de dışarı çıkartalım ya. Dışarıda dolaşın. Şit falan yok ama artık yapacak bir şey yok. Deneriz, görürüz. <laughs> Sizleri de... Aa, yağmur yağıyor aslında. Hasta olur musunuz ki? Zaten dışarı kabul etmiyor. Yapamıyorsun. Tamam. Sıkıntı yok. Şu gübreleri de alalım. Ha, sütümüz vardı. Doğru. Ee, şu Şunu al. Ve alacaksın işte. Ee, da şunları bir teslim edik önce. Kafam rahat olsun. Heh, şu iki sütü alacağız. Başka ne alacağız? ben de bunu alalım. Yapacak bir şey yok. Bu iki sütü aldık. Diğer sütü de alalım mı? Neyse. Dur bakalım. Beynirler dönüştür. Ee, izini hallettik. Ha, şurada bir tane yumurtamız var. Onu da verdik. Orada Sen niye? Ha, sende çünkü bronzu var. Bunun üst versiyonunu kabul eder misin? Ediyor musun? Ediyorsun. Çok güzel. Ee, mayonezleri satacağız. Heh, şunları bir aletlere yerine koyalım. Orada burası boşalmaya başladı. O problem bir, bir tık problem. Şundan bir tane büyük, bir tane küçük hazır ağaç müzesine gidecekken onları da götüreyim. Belki faydası olur. Büyük yumurta acaba bundan mı istiyordu ya? Bunu ben bir götüreyim. Bir ihtimal. Belki. Bir de sütte bronz mu istiyordu onu bilmiyorum. Ondan da emin oluruz. Bir götürürüm onu da. Ee, mayonezi teslim edeceğim sanırım. Mayonez istemiyordu değil mi? Umarım istemiyorsundur. Gerçekten problem olur. Hoş problem olmaz. Gene mayonez üretiriz yani. Ne olacak? Artık üreteceğiz biz. Artık e, ada dışına e, ithalat, ihracat yapacak kadar kuvvetleniyoruz. Evet süt ürünlerinde Aa, sen gümüş istiyorsun. Normal süt de istiyorsun evet. Ben gittim. Tamam yaparız yapacağız. Yapacak bir şey yok. Böceklerden peki e, ihtiyaç duyduğun bir böcek türü var mı burada? Yok. Buralarda kırmızı yanıyor normalde dediğim gibi. Ama biz daha bunlardan herhangi birisine e, şey olmuşuz. Bir yum verebildik o kadar. Tamam. Geri kalanını da bırakalım böcekleri de. E, bir tanesi müze müze istiyordu. Müzenin sandığını bırakalım onu. Hatta burada yakınken. O hangisiydi? Şuydu değil mi? Evet buydu. Onu müziği şeyine bırakalım. Bak bak bir tane daha var. Onu da bıraktık. Başka var mı? Başka yok. Bunları e, böcek yemeği yapacağız. Onun için kullanacağız. Bunları buraya koyalım. Sizleri alalım. Şöyle. Bunları niye alıyorum bu arada? Onu da söyleyeyim. Şunları, bunları bir turşu yap. 4 5 sen 5 sen de 5 aynen çok güzel 5'e 5 beş oldu peynir seni satalım güzel bir para kazanırız orada ekstradan onun dışında e, senden bir şey lazım mı burada laleyi buraya koyalım dediğim gibi biriktiriyoruz orada dursun köşede şey, ihtiyaç oluyor bazen hiç karşılaşmadığım hiç görmediğim türler oluyor onlar da mevsimleri falan geçiyor toplamayı unutuyorum ya da denk gelmiyorum onları o yüzden orada yığıp biriktireceğim yığıp biriktireceğim diyemiyorum artık konuşamıyorum bir yandan düşün bir yandan hareket et bir yandan konuşmaya çalış ee, bu kadar parçaya bölünemiyorum şunu da satacağım bu arada dur ee, kompostu buraya koyalım başka ne yapmam gerekiyordu bugün demirci açık mı bir de o var Onu da Merak ediyorum. Demirci açık. Saat 6'ya kadar. Şu an saat kaç? buçuk. Yetişirsek iyi. Yetişemeyiz. Yok. Yemez. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Ee, bir balık tutalım. Aynen balık tutalım. Akşama kadar. Vaktimizi öyle harcayalım. Çünkü e, şu anda ha, tarlanın geniş açıdan gösterecektim. Geniş açıdan gösterecektim. Şu anda tarlamız böyle. Yani o kadar fazla tohum almıştım. Dedim ki yani 300-400 tohum falan var burada yanlış. Yani çok mu abartıyorum? Yani her birinden bir zaten çileye 56 tane tohum aldım. Diğerlerinden 30'ar 40'ar tane 35 36 40 tane aldığıma göre yani 200 300 300 falan olması gerekiyor burada tohum sayısının. Anca tarladım bu kadarını doldurdu. Çok ilginç. Şurası için herhalde bir 400-500 bayılmam gerekiyor. Yani toplamda 800 bin tohum falan alacağım. Anca burası böyle tarlayı komple doldurabilirim. o oh. Bayağı fazlaymış. Sen bu arada e, zaman içinde mantar üretir diyorsun da. Mantar var mı benim elimde ya? Bir dakika. Bu mantar mı? Bir dakika. Umarım mantarsındır. Harbi mantar. Ve üretiyor. Evet böyle üretiyormuş. Peki üretebilecek misin? Üretiyor. Peki bunu üretebiliyor musun? Abo. Böyle üretiyormuşsun. Şaka gibi. Tamam. Mantarlarımız üretmeye başladığımıza göre artık. Ee, bir suya gideceğim. Nereye gidelim? Burada çok tuttuk. Ee, farklı bir yerde deneyelim. Gözlem evinde tutmaya çalışalım. Gözlem evinde belki Farklı türde balıklar tutabiliriz. Ee, sürekli aynı yerde tutmak istemiyorum. Farklı farklı yerlerde tutacağım. Her mevsim farklı farklı balıklar gelebiliyor, farklı farklı yerlerden. Çok da fark eder mi? Etmez. Oo, sert bir balık. Kurbağa balığı aldık, güzel. Bunlar da bu arada e, müzeye teslim etmediklerim var, e, Doğa Müzesine teslim etmediklerimiz var. Nadir balıklar istiyor, mevsimsel balıklar var. Bakalım. Her gün tutmaya çalışacağız. Her mevsim e, balıkçılığa da özen göstereceğim. Hele ki şu tarla işini e, o arge çalışmasında otomatik gübreleme tohum ekme ve toplama sistemini getirebilirsem tarlayla hiç uğraşmama gerek yok. Tek seferlik zaten o makineleri koyarım. Geri kalan tamamen ee, benim balıkçılık, işte madencilik, yer altında dalgıçlığı falan öyle ilerlerim. Ah dur yanlışlıkla geri aldım. Şey çıkmıyor ya. Şaka gibi. Kaptan gidiyor arkada. Bu arada görev vardı. Hala da onu yapmadık gibi gözükse de onu yapamıyorum ben. Neden bilmiyorum. Ee, akşam altıda beni bir yere çağırıyor. Çağırdığı lokasyona gitmeye çalışıyorum ama sahilde bir yerde olması gerekirken sahili komple gezdim. Yoktu ne adam vardı ne <laughs> herhangi bir canlı çeşidi vardı yani ee, havada uçan birisi mi kelebek mi bir şey mi ona bilene baktım yok bulamadım. Özellikle akşam 6'yı bekledim hani her gün. Bu birkaç günden beri yapmıyorum. Yapmamamın sebebi de zaten ee, tarlayla Uğraşıyorduk yoğun bir şekilde. Tarlı işini halletmek istedim bir an önce. Ayın başında yapmam gerekiyor ki ayın sonuna kadar e, ektiklerimizi tekrardan ekebilelim. Ya da ekebiliyorsak ekebilelim. Ekemiyorsak da farklı türlere daha kısa sürecek e, meyve sebzeleri ekelim ki en azından ekstra para kazanırız. Çünkü şimdi ilkbahara girdik. Yaza girdiğimiz zaman oradaki ekimlerin çoğu çürüyecek gidecek. Tekrar hasat edilenler zaten benim çok hoşuma giden meyve sebze çeşitleridir. Mesela kızılcık şerbet, kızılcık da evet kızılcık. Mesela arka arkaya iki günde bir meyve veren bir şey, bitki. Bundan dolayı çok hoşuma gidiyordu. Yani tam verimli kullanabildim mi? Me. Tam verimli kullanamadık. Ama yine de bir şeyler kazandırdı bize. Kazandırmadı desek yalan olur. Oo, bayağı sert bir balık. Aha uskumru da her her şeyde çıkıyor herhalde Benim şu an zaten e, şeylerde tek kafaya taktığım pirinç oldu sonbaharda e, ekebiliyoruz onu da O bir yandan iyi bir yandan kötü bilemedim e, pirincin şeyi. Neye mi gidelim? Ha, çiftliğe gidiyoruz. Doğru. Geç oldu. Niye, nereye, nereye gidiyorum bir an? Onu unuttum. Şunlar verecek mi? Ben onu merak ediyorum. Bu kış ee, kış mantarı. Kışın topladım yani. Bakalım bu bahar verecek mi? Bir. Hey. Şunu vermemişiz. Bunu ayıracağım. Aynen bunları da satacağım. Ama dur. Bir dakika. Hazır yarım saat. Bir saatim var. İlk önce şuraya bir uğrayalım. Bir göstereyim bakayım. Ee, orada verilebiliyorsa vereyim. Var mı burada? Balık işte olarak. Yok. Sarı yüzgeçli orkinos. Bir de sardal. Sardal ya baba acaba. Sardal. Tamam problem değil. Ha, nadir balıklar da var mı peki? <laughs> Onu da bakacağım. Nadir. Nadir balıklar neredeydi? Orada mıydı o yine? Ha, nadir balıklar da buradaymış. Tamam balık çeşitliği komple buradaymış. Ha, yok. Tamam. Eve gidelim. O zaman bu ıı, diğer ürünü müzelik alet olarak ayıralım. Nerede o? Şu yok buydu. Aynen. Bunu buraya ayıralım. Bir sonraki bölüm sandıkları kıracağız. Ee, müziğe başlarımızı bulunacağız. Jeotlar var e, ama az var. Ondan dolayı. o oh, burada da olmuştur. Bunları bir ver. Aynen. Buraya Ve şunu da ver. Tamam. Onun dışında. Ha şu odun da ver. Kütüğü de ver. Elimizde boş boşuna kalmasın. Çiçeği üzerimize şuraya alalım. Bütün sır çantası boş. Çok güzel. İçeri gir. Bu arada şeye de bakmadım. Bir saniye. Umarım saat fazla geç olmadan ona bakabilirim. Heh. Sotelenmiş iç, İsviçre pazı. Ne istiyormuş? Malzemeler ne ya? Beti dediği şey e, şu an ektik. Tarlamızda mevcut. Onu biliyorum. E, Yağ ayçiçek ayçiçeğini acaba e, bir materyalle yağını mı çıkarmamız gerekiyor? yağ çıkarıcı bir makine falan mı yapabiliyoruz bilmiyorum ama emin değilim tam olarak ya da burada da yemek tariflerinde de yağ yapma özelliği açılıyor olabilir. Onu önümüzdeki zamanlarda anlayacağız. Tamam. Yani şu anlık bu. Neyse. Geçelim yatağımıza fazla geç olmadan. Bakalım yarın bir şey var mı? E Joko'nun doğum günüymüş. Joko'nun doğum gününü kutlayabiliriz de. Joko'ya ne vereceğiz? Çiçek mi verelim? Bilemedim. Acaba bu doğum günlerinde şimdi şöyle bir şey var. Ee, çok sevdiği bir materyal verdiğimiz zaman mı bize yemek tarifi veya farklı farklı ödüller verebiliyor? Bunu çok arıyordum, çok hoşuma gitti ya da ne bileyim böyle bir şey yaptın, böyle bir jest uyguladın bana. Ben de sana böyle bir jest uygulamak istiyorum mu diyor acaba? Bilmiyorum. Böyle bir şey de olabilir. Bak. Neyse, tamam. Yatalım uyuyalım. Bakalım ne kadar kazanmışız. Balıkçılıkta seviye atlamışız. Bir beceri puanı daha gelmiş. Çiftçilikten 1400. İyi. 150 veriyordu mayonez. 172'ye çıkmış. Verdiğimiz özellikten dolayı sanırım. Bu da 100. Kaçtı bu ya? Bu da mı 150'ydi? Ne orantısızlık var. 160 mıydı yoksa? Olabilir. 160'tır. 160 olabilir yani. Neyse. Tamam 1400 oradan geldi. Balıkçılıktan 275 geldi. Diğerlerinden dediği çöp falan filan. Çitler, mitler. Çöp mü? Çöpü de mi verdi? 1681 geldi. Gayet iyi. Ben e, büyük ihtimalle bölüm arasında e, çöp, odun, taş, mümkün olduğunca gübre. Çöpü bayağı abanmam gerekiyor. Deniz altına gireceğim. Saat yapabildiğim kadar yapacağım. O denizi temizleyeceğim. Mağaralardan falan çöpler möpler toplaya toplaya artık iyi bir çöp farmına girmem gerekiyor. Yani 2000 falan çöp lazım bana. En iyi ihtimalle. Zaten o sırada tarlamızdaki meyvelerimiz de olur. Yani anca kafa kafaya. Neyse. Bu videoluk bu kadar diyelim bu ee, istediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın